ruhta yükseliş ve akılda uyanış. Bağdat'ın kurulması 762. 762'de yine egemen olan Abbasi Hanedanı'nın ikinci hükümdarı, güçlü İslam halifeliğinin başkenti Nişam'dan yenik kurulan Bağdat şehrine taşımıştır. Bu hamle genellikle bilim, sanat ve kültürün geliştiği İslam'ın altın çağının başlangıcı olarak kabul edilir. Müslümanların teknolojik ilerlemesinin boyutları 802'de gözler önüne serilmiştir. Abbasi halifesi Harun Reşit, Frank kralı Şalman'a bir elçi göndererek bir çalar saati hediye etmiştir. Suyla işleyen saat, pirinçten topların mekanizmanın altındaki zillere düşmesiyle saat başlarını haber verir. Bu gelişmiş saat, Arapların Avrupa'yı çok gerilerde bırakan ilerlemeler kaydettiğini gösteren örneklerden yalnızca biridir. Abbasilerin yükselişi. Muhammed peygamberin 632'deki ölümünün ardından halefleri genişleyen bir İslam imparatorluğunu veya halifeliği yönetmiştir. 661'den beri Şam'da hüküm süren Emevi ailesinin bir üyesi olan Halife 1. Velid 744'te öldürüldükten sonra iç savaş patlak vermiş ve çatışmalar 750'de Abbasi hanedanı iktidara gelene kadar devam etmiştir. Abbasiler ilk 10 yılını İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'dan askeri birliklerin yardımıyla imparatorlukta barışı tesis ederek geçirmiştir. Arapça konuşan Persler ve Orta Asyalılardan oluşan bu birlikler Abbasilerin başlıca destekçileri arasında yer almış ve Emevileri destekleyen Kuzey Arabistan, Suriye ve Irak merkezli Arap kabilelerinden bağımsız bir kuvvet üssü sağlamıştır. 2. Abbasi Halifesi Mansur, kısmen Horasanlı askerlere yer sağlamak için 762'de Bağdat şehrini kurmuştur. Bağdat ılıman iklimi ve Pers, Arabistan ve Akdeniz arasındaki ticaret yollarının üzerindeki konumu nedeniyle seçilmiştir. Çok geçmeden gölgede bırakacağı Trabzon'daki Pers Kraliyet Merkezi'nin yalnızca 32 kilometre güneydoğusunda yer alması, yeni hanedanın kendini M.Ö. 6. yüzyıldaki Büyük Kiros'a kadar uzanan bir kültürün efendisi olarak lanse etmesine imkan tanımıştır. Yeni başkentin merkezinde halifelik sarayı ve başlıca yönetim birimlerinin bulunduğu 1,5 kilometre çapında dairesel bir yapıya yer verilmiştir. Bilgi arayışı. Abbasiler, öncülerinin siyasi mirasının dışında kültürel ve bilimsel başarılarına da sahip çıkmıştır. Emevi İmparatorluğu Mısır'daki İskenderiye gibi Yunan ilminin antik merkezlerini elinde bulundursa da bilimsel girişimleri çok az desteklemiştir. Fetihler yerine İslam egemenliğini konsolide etmeye yoğunlaşan Abbasiler zamanında bu tablo değişmiştir. Abbasiler, Kur'an ve hadislerdeki, Muhammed peygamberin sözlerindeki, rehberliğin yanı sıra yabancı eserlerdeki bilgilerin de alimler tarafından incelenmesini teşvik etmiştir. İlk ilerlemeler tıp alanında sağlanmıştır. 6. yüzyılın ortasından sonuna kadar İran'ın güneybatısındaki Cündişapur şehrinde yer alan felsefi okul, tıp ilminin merkezi haline gelmiştir. Burada ağırlıklı olarak Bizans İmparatorluğu'nda zulüm gören Nisturi mezhebinden Hristiyanlar görev yapmıştır. 765'te Mansur'un mide şikayetiyle ilgili teşhis koyması için Jurcis İbn Bukahtesi'yi Bağdat'a çağırdığı anlatılır. Mansur ve tedavisinden hoşnut kaldığı Jurcis'i kişisel hekimi olarak sarayda görevlendirmiştir. Bukahtesi'yi ailesinin üyeleri, 11. yüzyılın ortasına kadar 8 kuşak boyunca Bağdat Sarayı'nda hekimlik yapmıştır. Bukahtesi'yi ailesi Yunanca ve Hellenistik metinler ve tıp uygulamaları hakkındaki tüm bilgilerini de beraberinde getirmiştir. 800'de Halife Harun Reşit, Jurcis'in torunu Cibril İbn Bukahtesi'den Bağdat'taki yeni hastanenin başına geçmesini istemiştir. Bu, İslam dünyasındaki ilk hastanedir. Mansur, Bağdat'ta el yazmaları koleksiyonu için bir kütüphane kurmuştur. Arapların kitaplar için kağıt kullanması ve Bağdat'ta 795'te kağıt fabrikası kurulması bu girişimi kolaylamıştır. Ancak Arapça konuşanlar bu ilme erişemediği için kütüphane Arapların özgün bilim geleneğine çok az katkıda bulunmuştur. Bilgelik evi. Bu sorunu çözmek için Harun Reşit, 786-809 ve Memun, 813-833, genişleyen kütüphanenin yanı sıra alimleri için bir akademi ve önemli bilimsel eserlerin Arapçaya çevrilmesi için bir çeviri merkezi olarak faaliyet gösteren bilgelik evini, Beytül Hikmet, kurmuştur.
Buradaki başlıca alimler Irak'taki Hira'dan gelen ve çoğunluğu tıp ve felsefe alanında yüzden fazla eseri çeviren Nistrik kökenli Hüseyin İbn İshak, 808-873 ve Öklit'in geometri alanındaki büyük eseri Öreler ve Ptolemaios'un astronomi alanındaki temel eseri Almagesti çeviren Sabi kökenli Sabit İbn Kurra'dır. Çeviri çok prestijli bir iş haline gelmiştir. Arap bir hami, Yunan hekim Galenus'un eserini Arapçaya çevirtmek için ayda 2000 dinar gibi bir meblağ gözden çıkarmıştır. Saf altından yapılan bir dinar, 72 arpa tanesi ağırlığındadır. Yaklaşık 150 yıl içinde keşfedilen önemli Yunanca eserlerin neredeyse tamamı Arapçaya çevrilmiştir. Bunların birçoğu Batı Avrupa'da mevcut değildir ve olsa bile Yunanca bilgisi tamamen kaybolmuştur. Müslüman dünyası yaklaşık 850'de Roma İmparatorluğu döneminde aktarılan ve geliştirilen klasik ve Hellenistik Yunanların bilimsel geleneklerinden yararlanmaya başlamış ve Hristiyan Batı Avrupalılardan yüzyıllarca ileriye gitmiştir. Karmaşık hesaplamalar. Müslümanların günlük ibadetlerini gerçekleştirmesi gereken saatleri hesaplamak için matematik ve astronomi anlayışı önemlidir. Günde 5 kez gerçekleştirilen namaz ibadetinin vakti uçsuz bucaksız İslam İmparatorluğunda önemli ölçüde değişkenlik gösterir. Bu nedenle her iki disiplinde de titizlikle çalışmalar yürütülmüştür. Bu hesaplama tekniklerinin gelişmesine farklı bir entelektüel gelenek katkıda bulunur. 771'de Hindu alimlerden oluşan bir heyet Mansur'un sarayını ziyaret etmiş ve cebirsel denklemleri çözmek için trigonometrinin kullanılması da dahil olmak üzere Hindistan'ın görece gelişmiş matematiğini tanıtmıştır. Mansur'un sarayı, Abbasi halifeliğinin ilk dönemlerindeki açıklık ve hoşgörünün simgesidir. Hindu matematikçiler ondalık gösterimi de kullanmıştır. Bilgelik evinin üyelerinden biri olan Halizmi, 780-830, bunu benimsemiş ve Hindu hesaplamasına göre Toplama ve Çıkarma kitabı adlı eserinde açıklamıştır. Harizmi ayrıca sayıların kareköklerini hesaplama yöntemini açıklamış ve cebirsel denklemler konusundaki çalışmalara öncülük etmiştir. Harizmi ve çalışma arkadaşları, Öklit ve Arşimet'in küreler ve silindirler konusundaki çalışmalarını başlangıç noktası kabul ederek geometride hızla ilerleme kaydetmişlerdir. Astronomi ve tıp. Harizmi, Bağdat'ta namaz vakitlerine ilişkin bilinen ilk tabloları derlerken hesaplamalarını doğrudan astronomik gözlemlerle desteklemiştir. Erken dönem İslam astronomları, Ptolemaios'un Almagesti adlı eserini temel alarak 8 küreden oluşan evren modelinde dünyanın güneş sisteminin merkezinde olduğu ve gezegenlerin onun etrafında döndüğü görüşünü benimsemiştir. Ayrıca Hindu astronomların bilgilerinden de faydalanılmıştır. Zijada verilen gezegenlerin konumlarına ilişkin tablolar kusursuz hale getirilmiş ve Ptolemaios'un sisteminde düzeltmeler yapılmıştır. 10. yüzyılda gökbilimci Birune'nin eserinde olduğu gibi bazen Güneş'i merkeze yerleştiren heliosentrik sistemler üzerinde durulmuştur. 8. yüzyılın ortasında gökküre yenlem ve boylamların işaretlendiği bir düzleme yansıtan Sturlap adı aracın kullanılmasıyla bu hesaplamalar kolaylaşmıştır. 13. yüzyıl itibariyle İslam astronomisi kendi zirvesine ulaşmış ve 1259'da İran'ın doğusundaki Maraga'da büyük bir gözlemevi inşa edilmiştir. Burada Nasreddin Tusi ve halefleri gezegenlerin yörüngesindeki ufak sapmalara açıklık getirmek için ince ayarlamalar yapmış ve gözlemlerini detaylı bir biçimde kaydetmek için mekanik saatler kullanmıştır. Müslüman alimler önce Arapçaya çevrilen Yunanca eserleri temel alarak ve daha sonra kendi keşiflerini yaparak daha birçok alanda ilerlemelere imza atmıştır. Antik çağa ait teoriler hiç eleştirilmeden kabul görmemiştir. 1039'da ölen İbn Heysem, Optik Kitabı adlı önemli eserinde gözün bir objeyi ona ışınlar göndererek gördüğünü ileri süren Ptolemaios'un tam aksine görme eyleminin objenin yolladığı ışınların göz tarafından algılanmasıyla gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Arap hekimler, kendi gözlemlerini kuramsal analizlerle birleştirerek ilerleme kaydetmeyi sürdürmüştür. 925'te ölen Razi, çiçek hastalığı ve kızamığın ilk tanımını yapmasının yanı sıra bir tıp külliyatı derlemiştir. Bu tür ansiklopediler hazırlama geleneği, Batı'da Avicenna adıyla bilinen İbn Sina'nın tıp kanunu da doğruğa ulaşmıştır. Yaklaşık 1015'te derlenen bu eser,
vücudun parçalarına özgü hastalıklar hakkında ve bir bütün olarak vücudu etkileyen hastalıklar hakkında ayrı ayrı bölümler içerir. İslam ilminin yayılması. 7. yüzyılın ortasından itibaren başlayan İslami yayılma, yalnızca İskenderiye gibi antik ilim merkezlerinin ele geçirilmesini sağlamakla kalmamış. İspanya, 711'den itibaren ve Sicilya'nın 827'den itibaren fethiyle birlikte Müslüman dünyasını Batı Avrupa'nın kapılarına kadar getirmiştir. İslam ilmi geleneği her iki bölgede de yerleşmiş ve özellikle İber Yarımadası Araplar tarafından Endülüs olarak anılmaya başlamıştır. 756'da Abbasi devriminden kaçan bir Emevi prensi olan 1. Abdurrahman tarafından burada kurulan saray, doğudaki alimler için bir çekim merkezi haline gelmiş ve kütüphaneler Arapçaya çevrilmiş eşsiz antik metinlerle dolmuştur. 967'de Fransız din adamı ve alim Yağurucu Gerbert, Katalonya'daki bir manastırda 3 yıllık bir eğitim almak için İspanya'ya gelmiştir. 999'da 2. Silvester adıyla Papa olan Gerbert buradaki çalışmalarında Müslümanların egemenliğindeki Endülüs'ten getirilen el yazmalarını okuyabilmiştir. Suyla işleyen saat ve usturlap gibi Arap teknolojileri ve ondalık sistemi kullanan bir abaküs türü hakkında edindiği bilgileri Fransa'ya taşımıştır. Bu, Orta Çağ Avrupa'sında ondalık sistemin kullanımının ilk örneğidir. Küçük bir başlangıçtır ve buna paralel olarak Güney İtalya'da 9. yüzyılda Salerno'da bir tıp okulu kurulmuştur. İlk başlarda birkaç İslami el yazması bu okula ulaşmıştır ama 11. yüzyılında Müslüman doktor Afrikalı Konstantin Tunus'taki Kayravan'dan birçok el yazması getirmiştir. Konstantin, oraya tıp eğitimi almak için gitmiş ve batıda Hale Abbas adıyla bilinen Ali bin Abbas el-Mecusi'nin Kitap Kamilüs Esina, Tıp Sanatı, kitabı gibi eserleri de beraberinde getirmiştir. Konstantin'in daha sonra çeşitli kısımlarını Latince'ye çevirdiği bu kitap aracılığıyla batıdaki doktor ve alimler Müslümanların görece gelişmiş tıp bilgilerine erişebilmiştir. Doğrudan Bizans İmparatorluğundan batıya, özellikle Konstantinopla'da bir ticaret merkezine sahip olan Pisa'ya, ulaşan klasik Yunan metinleri arasında filozof Aristoteles'in eserleri de yer alır. Ancak İslam ilminin Avrupa'ya aktarılmasının asıl kanalı İspanya olmuştur. Reconquista, yeniden fetih, hareketinin baskısı altında Endülüs gerilerken, materyallerin akışı hızlanmıştır. Kastilyalı 6. Alfonso 1085'te Toledo'yu ele geçirene kadar Hristiyanların yeniden fetih hareketi Müslüman emirliklerine dalga dalga yayılmıştır. Toledo Arapça eserlerin çevrildiği bir merkez haline gelmiştir. Bu iş için İngiliz kökenli Kit Tomu Herbert, Slav kökenli Carintiyalı Herman, Fransız kökenli Marsilyalı Raymond, Yahudi alim Abraham İbn Ezra ve İtalyan kökenli Cremonalı Gerhard'ın da yer aldığı uluslararası bir grup görevlendirilmiştir. 12. yüzyılın ortalarında bu grup matematik, tıp ve felsefe alanında birçok Arapça metni Latince'ye çevirmiştir. Batı Avrupa bu sayede Ptolemaios'un Almagest adlı eseri ve Galenus'un tıp eserlerinin yanı sıra İbn Sina'nın tıp kanunu gibi Arap yazarların antik öncülerinin çalışmalarını temel alan veya onları özetleyen eserlerine de ulaşmıştır. Bu 5 ciltlik ansiklopedi, 16. yüzyıla kadar Avrupa tıp okullarında en çok kullanılan tezlerden biri olmuştur. Kraliyet himayesi. Bu bilgilerin batıya aktarılması, İslam dünyasının 9 ve 10. yüzyıllarda eserler Arapçaya çevrilirken Yunan ilmini özümseme sürecine benzerdir. Soylu hamiler ve kraliyet himayesi her iki süreçte de benzer roller oynamıştır. 1091'de Müslümanlardan geri alınan Sicilya'nın kralı 2. Roger, 1138'de Arap alim İdrisi'yi sarayına çağırarak Müslümanların coğrafya ve haritacılık çalışmalarına dayalı bir dünya haritası çizmekle görevlendirmiştir. Tamamlanması 15 yılı aşkın bir süre alan bu dünya haritası, Avrupalıların o zamana dek sahip olduğu en doğru haritadır ve doğuda Kore'ye kadarki toprakları gösterir. Haritaya eşlik eden Uzak Diyarlara Keyifli Seyahatler adlı kitapta, Borneo'daki yamyamlar ve Gana'daki altın ticareti gibi şaşılacak olaylar aktarılır. İlim geleneği. 1220'den 1250'ye kadar Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hükümdarlığını yapan 2. Frederick, dedesi Auger'in Arapça metinlerin çevrilmesine destek olma geleneğini sürdürmüştür.
çok bilgili olan ve en az 4 dil bilen ikinci, Frederick Çaycılarını bilgisiyle öylesine etkilemiştir ki Stupormundi, dünya harikası olarak bilinir. Aristoteles'in zoolojik konusundaki temel eserlerini çeviren İskoç bilgin C.H.S. Jott ve tüccar ailesi tarafından Müslüman Kuzey Afrika'daki Bologna'ya matematik eğitimi alması için gönderilen Pisalı Leonardo Fibonacci, Frederick'in himaye ettiği alimler arasında yer alır. Fibonacci orada ondalık sistemi öğrenmiş ve 1202'de yayımladığı Book of Calculations kitabında Arap sayı sistemi hakkında o zamana kadarki en detaylı açıklamayı sunmuştur. 13. yüzyılın başında Abbasi İmparatorluğu neredeyse çökmüştür. Böylesine uçsuz bucaksız bir imparatorluğu yönetmenin zorlukları ve bir dizi iç savaş İspanya, Tunus ve Mısır gibi önemli eyaletlerin ayrılmasına ve kendi halifeleri tarafından idare edilmesine yol açmıştır. Abbasi halifeleri Bağdat'ta bile fiilen egemenliklerini yitirmiştir. Asıl güç Şii Büveyhiler ve 1055'ten itibaren Orta Asya kökenli Türklerden oluşan Selçuklular gibi başka hanedanların eline geçmiştir. Son darbeyi indiren 13. yüzyılın başında İslam dünyasına akın eden Moğollar olmuştur. 1258'de Büyük Moğol Hanı Münke'nin Irak'a gönderdiği ordu, Bağdat'ı kuşatıp yağma etmiş ve korkunç bir kıyım gerçekleştirmiştir. Son Abbasi halifesi Mustasim infaz edilmiştir. İslam dünyasının siyasi ve kültürel liderliği önce Kahire'deki Memlüklere ve daha sonra 1517'de Mısır'ı fetheden Osmanlılara geçmiştir. Bu dönemde Avrupalılar, Arapça metinler aracılığıyla neredeyse her alandaki Yunan ve Roma ilmini yeniden keşfetmiştir. Yeni materyallerin özümsenmesi yüzyıllar almıştır ve 15. yüzyılda klasik metinlere yönelik yeni bir ilgi dalgası Avrupa'da Rönesans'ın kıvılcımını çakmıştır. Abbasi halifeleri tarafından kurulan bilgelik evi, Yunan ve Roma ilminin İslam dünyasında varlığını sürdürmesinde ve daha sonraki yüzyıllarda Hristiyan Avrupa'ya aktarılmasında anahtar rol oynamıştır. Harun Reşit, sadece bir yıl hüküm süren ağabeyi Hadi'nin gizemli bir biçimde ölmesinin ardından Harun Reşit, 763-809-783'te halife olmuştur. İlk 20 yıl boyunca güçlü bir merkezi yönetimin oluşturulmasına katkıda bulunan Barmakid ailesi sarayda egemen olmuştur. Harun'un devrinde Bağdat İslam dünyasının en etkili şehri ve bilgi, kültür, icatlar ve ticaretin merkezi haline gelmiştir. Buna rağmen Harun neredeyse 20 yıl Bizans İmparatorluğu sınırına yakın Rakka'da kalmıştır. Kendisinin komuta ettiği kalabalık bir orduyla 806'da Bizanslılara saldırmıştır. Harun'un 802'de Şarlman'a bir fil hediye etmesi, Bizanslılara ek baskı uygulamaya dönük Frank sarayıyla gerçekleştirdiği bir dizi diplomatik alışverişin parçasıdır. Harun'un imparatorluk genelinden alimler ve entelektüeller için kurduğu bilgelik evi adındaki çeviri merkezi, kütüphane ve Akademi Reşit, Adil adıyla anılmasına katkıda bulunmuştur. 809 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'a giderken ölmüştür.